Uzun bayram tatilinde İstanbul'da trafik çilesi artınca efendim sinirler gerilmiş. O anlardan birinde metroda bu sefer bir yer kavgası var. Sen oturdun, ben oturamadım derken bu sefer biber gazı yerine başka bir şey çıkmış meydana. İyi gelin. Ha sen evladım. Al. Allah belanı versin. Çocuğum Allah ne yapıyorsun? Metroda yer kavgası çıktı. İki kadın önce tartıştı. Sonra biri diğerine tokadı yapıştırdı. Görüntüler Üsküdar Samandıra seferini yapan metroda kaydedildi. Metronun yanaştığı durak çok kalabalık. Yolcular boş koltuk bulabilmek için vagona yöneldi. İki kadın oturdu ama oturduğu yeri bir türlü paylaşamadı ve aralarında tartışma çıktı. Tartışmada tansiyon yükseldi. Bu kadın konuşmaya devam edince diğeri akıl almaz bir şey yaptı. Öfkeyle tokadı böyle bastı. Metrodaki tokatlı kavga ortamı gerdi. Herkes bir anda panik yaptı ama belli ki videoyu kayda alan gençler durumdan gayet memnundu. Neyse ki bir sonraki durakta güvenlik görevlileri olaya müdahale etti. İki kadın da birbirinden şikayetçi olmadı. Tabii olaylar karşısında vermiş olduğumuz tepkiler karakterimizle ilgili ciddi ipuçları veriyor. Yani şimdi buradaki iki kadına baktığında biri öfkeli, sinirlerine hakim olamayan, diğeri yine de terbiyeli ve sakin durmaya çalışıp karşılık vermeyen cinsinden. Yani böyle insanlar çok var günümüzde. Keşke biraz daha konuşarak anlaşabilmeyi denesek. Ama işte serde bir şekilde bir problem, o anda çözemediği başka hayat hikayeleri olunca ondan çıkarıveriyor. Hiç tanımadığı birinden belki de ya da ona zarar vermek istiyor. Yani psikolojik boyutta gene ele alacak olursak toplumsal olarak şöyle baktığımızda herkesle bir patlamaya yakın bir öfke söz konusu. Yani Ebru niye olmasın? Niye olmasın? Olmasın tabii Murat. Hayır yani bayram genel olarak olmasın. Zaten bir öfke bak, hali vesaire vesaire var da bu olayı mesela arkadaşlar videoya kaydı alıyor ya. Evet. Ama birdenbire hani ilk saniyeden itibaren kaydı almıyorlar eminim. Orada bir şeyler başlıyor, tabii, ediyor, tabii. Bir alevleniyor, şu oluyor, bu oluyor. Arka tarafını diye. Çok hani bilemiyoruz bundan önce ne yaşandı. Senin sakin dediğin mesela o sırada çıldırtmıştır diğerini. Benim çıldırmış dediğim daha önce sakindir mesela. Sözel olarak. Bilemiyoruz onu. Ama burada ondan sonra o genç arkadaşlar ya da kaydı alan her neyse hani diyor ya ne bırakın dalsınlar birbirine diye öyle bir de yaklaşımımız var. Adam bir yerlere gider hani indirmeye çalışırlar ya bırak atlasın ya bırak bilmem ne yapsın ya öyle bir anlayışımız evet. Da var da genelde. Evet. Baktığın zaman burada kaydı alırken zaten o olayların çoğu yol almış artık sonlarını vesaireyi görüyoruz. O ya belli ki o arkadaşlar da hani ha geliyor burada bir kar topu topladı çığa dönecek diye. Daha sonra evet. Yaşananlar buyurun. Devam ediyorlar hala. Ama çok yani hani Ebru çünkü bak mesela az öncekinde oturan çocuğu kaldırmaya kimsenin hakkı yok vapurda şurada burada. Tabii ki. Yani elbette ki o onun bilmem nesine bilmem nesine laf söylemeyecek etmeyecek falan ama böyle ortamlarda 100 kişilik yere 200 kişiyi sıkıştırırsan bu tür tartışmalar son derece normal. Ama fakat lakin iş şiddete dönerse orada dur kardeşim evet. Deriz yani. Evet. Bayramınız mübarek olsun öpüşüp koklaşın anlaşın. Yok canım şey, mümkün değil. Herhangi bir şikayet de olmamış. Yine çocuğu oturttun kaldırdın sen sıkıştın ben sıkıştım hikayesi. Neyse artık öfkeyi bir yerden çıkardılar. Yapmayın. Peki. Bak hadi geçti her şey geçti. O kalabalık da insanı biraz canını sıkıyor yani. Çünkü sıkıyor. Şöyle bir şey yani o kadar insanı bir araya getirince abi yoruluyorsun yani. Bunu şehirlerde de belli. Affedersin İstanbul'dan kaçıp Bodrum'una, Çeşmesi'ne evet. Giden insanlarda da bu var. Oraya biliyorsun böyle böyle memleket olarak çok yoğun olduğumuz için maşallah. Bir de Akdenizliyiz ya. Bir de güneş de çok fazla yüksek çıktı. Yüksek diyorsun. Ha, öyle enerjimiz. Olunca da böyle yapmayın güzel kardeşlerim diyesi geliyor insana. Pekala.